Canım benim, üzme bu kadar kendini. Dünyanın sonu değil ki. Hem asma suratını, asınca çirkinleşiyorsun. Hadi gül biraz. Ya Emre, işin ciddiyetin farkında değil misin? Ev sahibi kışın ortasında beni kapının önüne koydu. Nasıl güleyim? Canım istiyorsan ülkece yas ilan edelim. Ya nedir ki altı üstü bir ev? Yeni bir ev buluruz, olur biter. Emre, kış günü ev bulmak o kadar kolay mı? Kiralar desen ateş pahası. Ya dur bakalım, çevreye haber salarız, uygun bir ev bulunur elbet. Ev buluncaya kadar da benim bir otel bulmam lazım. Bildiğin temiz bir otel var mı? Benim ev dururken ne oteli? Koskoca evde tek başıma kalıyorum. Gel bir odada sen kal. Aşkım ben seni rahatsız etmeyeyim ama. Aşkım ne rahatsızlığı? Şimdi eşyalarını alır bana götürürüz. İyi peki, o kadar ısrar ediyorsun madem, tamam. Yalnız bir şartım var. Neymiş o? Yemek yapmaya kalkmayacaksın. Geçen sefer yemek yaptığında az daha hepimiz zehirleniyorduk, unuttun mu? Ay şapsal ya. Canım odam burası. Nasıl, sevdin mi? Yani biraz dağınık ama olsun, elden geçirir, ben adam ederim burayı. Ya gönlün ister ki seni Tac Mahal'de ağırlayayım. Ama benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Kapıcı çöp için geldi herhalde. İyi günler Emre Beyciğim. Bilmem beni hatırlayabildiniz mi? Kirayı her ay ödemeniz gerektiği halde 3 aydır 5 kuruş ödemediğiniz bir ev sahibiniz var ya, işte ben oyum. Masar Bey, ben yemin ediyorum sizi arayacaktım bu kira meselesiyle alakalı. Demek ki kirayı ödeyeceksin ama. İnanamıyorum, inanamıyorum. Yo hayır, yani bu ayda ödemeyeceğimi söylemek için rahatsız edecektim. Ya ama gelecek ay hepsini toptan ödeyeceğim, söz. Kesinlikle olmaz. En azından bir kirayı bugün ödeyeceksin. Yoksa atarım seni kapı dışarı. Yine eşyalarını kapıdan, sokaktan toplarsın ha. Emre ne oluyor? Aa, Masar Bey hoş geldiniz. Emre, ne işi var bu kızın burada? Ne demek ne işi var Masar Bey? İpek benim kız arkadaşım. Ev sahibi evden atmış, bir süre bizim evde kalacak. Hayır, 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 hayır. Kesinlikle olmaz. Bu kız bu evde kalamaz. Olamaz. Aa, ne saçma canım. Size ne Emre'nin misafiri kim olduğunda? Evet, Avrupa'yı medeni bir insanım ama o kadar uzun boylu değil küçük hanım. Evlenmeden bu evde kalamazsınız. Burası bir aile apartmanı. Siz ne söylediğinizin farkında mısınız Masar Bey? Lütfen söylediklerinize dikkat edin. Ne saçmalıyorsunuz Masar Bey? Hem biz zaten İpek'le evleneceğiz. Hayır efendim, olamaz. Ateşle barut yan yana duramaz. Ben böyle labaliklerden hoşlanmıyorum. Al evinin başına çal. Senin evine kalmadık zaten. İpek nereye? Ama ne cadı ol şey. Yaptığınızı beğendiniz mi Masar Bey? Öyle bana bakıp durma. Kontratı okumadın mı? Kontratta ne yazıyor? Eve kız getiremez diyor. Okumadın mı dangala? Canım, niye öyle bir ışınla çıktın gittin? Belki konuşsaydık ikna ederdik Masar Bey. Ya bırak Emre ya, istemiyorum ben odamın evini falan. Bakarım başımın çaresine. Bir otele gideceğim. Otele mi gideceksin? Hayatta otelde motelde bırakmam seni. Benim ev varken ne işin var otelde? Emre, Masar Bey izin vermiyor. Ne yapayım, sokaklarda mı yatayım ya? Aslında aklıma bir fikir geldi ama çok saçma. Ne fikri? Söylerim ama alay etmeyeceksin. Ya öf, tamam Emre, kızmayacağım. Hadi söyle ya. Ya diyorum ki eve girip çıkarken erkek kılığında girip çıksam Masar Bey uyanmaz. Saçma değil mi? Aa, işte saçma fikir değil bence. Aksine eğlenceli bile olur. Düşünsene o şapşal masanın gözün içine baka baka evin içine girdiğimi. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi erkek kılığına girerim mi diyorsun? Evet. Hem de büyük bir zevkle. O masal denilen şapşalla eğlenmek için bence denemeye bile değer yani. Süpersin aşkım ya. Aa Emre. Buyurun Masar Bey. Bu delikanlı kim? Ha, tanıştırayım. Sınıf arkadaşım Serhat. Öpeyim be baba. Hürmetler. Yukarıda yatılı olarak kalmıyor herhalde. Finallere hazırlanmamız lazım Masar Bey. En az bir hafta geceli gündüzü çalışacağız. Finallerimiz çok ağır. İpek'in kalmasına izin vermediniz. Herhalde Serhat'a da bir kul bulacak değilsiniz ha? Yavrucuğum, sen de Emre gibi doktor adayı mısın? Evet bey baba. Güzel, sana bir şey soracağım evladım. Sabahleyin kalkınca sanki bu iki bacağımdan birer odun. Bu ne olabilir acaba? Vallahi yatarken kalçanız açıkta kalmış olabilir bey baba. Arkadaşın da senin gibi saygısızın biri. Hödük. Nasılydı ama numara ikiniz ya. Biz artık hayatta ilişmez aşkım. Hadi. Tamam tamam. Geldim geldim.
Ah Şebnem yavrum, nereden çıktın sen? Sürpriz yapayım dedim dedeme. Öpeyim dedeciğim. Canım dedeciğim. Ay seni çok seviyorum ya. Dur. Ay kaburgalar mı kırdın kız? Ay, pardon ay. Dede. Kapa kapıyı da gel içeri. Evden ne haber bakayım? Annen nasıl? Hayırsız, hiç aramıyor beni. İyi dedeciğim, hepsinin çok selam var sana. İyi. Aman kızım yavaş ya, boğulacaksın. Ah canım benim. Demek ki İstanbul'a gideyim de şu dedeme bir sarılayım dedin ha? Ah canım benim. Sen torunların en güzelisin. Ya aslına bakarsan dedeciğim, annem beni buraya zorla yolladı. Zorla mı yolladı? Niye? Ya geçen sefer geldiğinde senin üst katta oturan oğlanı görmüş, çok beğenmiş. Emre'yi mi? Emre mi adı? Tıp fakültesinde okuyormuş hani. Evet. Ya işte onu bir git gör dedi. Hani aranızda elektriklenme falan olursa yani evde kalmaktan kurtulursun dedi dedeciğim. Emre'yle o üç çatışıya dünyada kız vermem ben. Dünyada olmaz böyle bir şey. Ya dede, ona vermem buna vermem ya. Ben evde mi kalayım? Sen torununun mürüvvetini görmek istemiyor musun dedeciğim ya? Bana bak, zırlamayı bırak. Ben o üç kağıtça kız vermem dedim. Olmaz, olmaz, olamaz. İşte bu kadar. Unut bunu. Canım bu temizlik işi nereden çıktı ya? Hiç mızmızlanma Emre. Eğer bu evde yaşayacaksak temizlemek zorundayız. Ben mikrop falan kapmak istemiyorum. Ben bu evde yaşıyorum ve bu zamana kadar hiç mikrop kapmadım. Sen bağışıklık kazanmışsın bence. Hiç komik değil. Al. Ya! Ya! Ya yapmasana! Masar Bey geldi herhalde. Ya dur ben bakayım kapıya, tamam mı? Biraz eğleniriz şu Masar Bey'le. Peki. Oldu bu iyi tak. Buyurun. İyi günler. Ben Mansar Bey'in torunu Şebnem. Börek yapmıştım da kokmuştur diye size de getirdim. Ay bu arada annemin anlattığından daha yakışıklıymışsınız Emre Bey. Yok ben Emre değil Serhat. Emre'nin sınıf arkadaşıyım. Öyle mi? Çok memnun oldum Serhat Bey. Hoş geldiniz. Şebnem Hanım, Mansar Bey'in torunuymuş. Duydum. Börek yapmış kokmuştur diye bize de getirmiş Emreciğim. Duydum, çok teşekkür ederiz. Siz bunu yiyin Serhat Bey. Beğenirseniz ben size yine yapar getiririm. Size zahmet olmasın Şebnem Hanım. Ne zahmeti Serhat Bey. Ben çok güzel pilav da yaparım. Şahane. Hele bir külbas da yaparım. Parmaklarınızı yersiniz. Ben artık dedemle oturuyorum. Size yapar yapar getiririm. Zahmet olmasın size. Görüşürüz Serhat'cığım. Görüşürüz Şebnem Hanım. Aşkım tebrik ediyorum seni. Daha yeni erkek kılığına girdin. Hemen kızları tavlamaya başladın. Bütün kızlara aşık oluyorsun. Ne saçmalıyorsun şimdi? Şebnem Hanım bana aşık mı oldu? Sana nasıl baktığını görmedin mi aşkım? İçine düşecekti neredeyse. Olsun. Biz yine de iyi tarafından bakalım. Bir hafta boyunca bedava yemek yiyeceğiz ha? Ay Şebnem bir alemsin yani. Düğüne gidip zurnaya, hamama gidip kurnaya aşık oluyorsun. Bu ne şıp sevdilik böyle? Gönlüme söz geçiremiyorum ki dedeciğim. Serhat'ı görmen lazım. Başka erkeklere benzemiyor. Gerçek bir erkek. Onu gördüğüm anda böyle kalbim küt 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 attı. Dizlerimin bağı çözüldü dedeciğim. Bir ter bastı böyle. Yediğin bir şey dokunmuştur. Bir ilaç veririm sana, geçer gider. Dal geçme dedeciğim ya. Yani... bilirsin aslında. Serhat'ın kız arkadaşı var mı? Canım ben nereden bileyim kız arkadaşı var mı yok mu? Kankası mıyım ben onun? Aa delirteceksin beni yani. Kızma dedeciğim. Ya bak bu yaşıma kadar evlenemedim. Evde kaldım. Herkesin alay konusu oldum. Evlenmemek ayıp bir şey mi? Bazıları evlenmeyi seçer, bazıları da bekar kalmayı seçer. Ama dedeciğim bu bir seçim değil ki. Yani beni alan yok. Belki kaderim benim Serhat. Lütfen bir şeyler yap. Serhat'la biz dünya evine girelim. Öf. Lütfen. Bana bak. Sen buraya geleceğine doğruca o televizyonlardaki evlenme programlarına gitsen daha iyi olurdu herhalde. Lütfen dedeciğim. Lütfen. Pekala. Tamam. Ver şu telefonu. Öf. Sayın abonemiz, aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.
mobil telefon kapalı veya ulaşılamıyor. Lütfen tekrar denemeyiniz. Aman Emre, hiç komik değilsin. Bu akşam sana oturmaya geliyorum. Misafir kabul etmiyorum lafını kabul etmem. Tamam Masar Bey, beklerim efendim. Ne oldu? Ya Masar Bey bize gelecekmiş akşam. Ya üf, yine mi erkek kılığına gireceğim ben ama katlanamıyorum artık ya. Canım sık dişini. Sana bir ev bulana kadar bir iki gün daha dayan. Tamam. Nasıl? Pastamı beğendiniz mi Serhat Bey? Elinize sağlık Şemdem Hanım, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Siz beğendiyseniz ben size yine yapar getiririm. Yeter ki siz isteyin. Yine iyisin aşkım. Erkek olur olmaz kısmetin çıktı. Masar Bey'i bu güzel ziyaretinizi neye borçluyuz acaba? Emre'cim. Ben diyorum ki şu birikmiş kira borçlarını bir ödeme planına bağlayalım diyorum. Ne dersin yavrum? Kira mı? Onu sonra konuşuruz Masar Bey. Ben çayları tazeleyeyim. Hayır hayır. Bırak şimdi bardağı mardağı. Bu konuyu konuşmadan seni hiçbir yere bırakmam. Serhat yavrucuğum, lütfen sen çaylarımızı tazeleyebilir misin? Tabii tabii, neden olmasın. Ben de size yardıma geleyim. Gel yanıma yavrum Emre'ciğim. Gel, gel şöyle otur bakayım. Ah, diyorum ki bir vergi affı çıkartıp senin şu ödenmemiş kiralarını affedebilirim. Ha? Ne diyorsun? Ne derim Masar Bey? Allah derim. Büyüksün Masar Baba derim. Ne diyeceksin? Ama bir şartım var. Şart mı? Şartsız marsız olmuyor mu? Senin sınıf arkadaşın Serhat'le benim torunum Şebnem'in arasını yapacaksın. Ölmeden önce torunumun mürüvvetini görmek istiyorum. Serhat'la? Evet. Sevindin değil mi? Çok. Maşallah. Ne kadar beceriksiniz Serhat Bey. Becerikli erkeklere de bayılırım. Sağ ol bacım. Ah, bacı mı? Yani ne bacısı? Siz bana Şebnem deyin. Yok yok, hatta Şevo deyin. Şebnem Hanım iyidir. Öyle diyeyim ben size. Salaş bu bey. Farkında değil misin? Seni gördüğüm ilk anda ben senin için yanıyorum. Ya bırak bacım. Ay, hala bacım diyor ya. Ben senin bacın değil, sevgilin olmak istiyorum aptal. Ya bırak. Ya yapma. Ne oluyor ya? Şebnem. Sen bana nasıl tokat edersin? Senin ben var ya, senin saçını başını yolarım ben. İpekmiş. Hayret, gerçekten ipekmiş. Sen sus, hıyar. Demek bana oyun oynadınız ha? Kızmış. Ya şansıma bak ya. Hayatımda ilk kez bir erkeğe aşık oldum. O da kız çıktı. Aman cirlip durma Şevdem. Hadi yürü gidiyoruz. Masar Bey, ödenmemiş kiraları affetme planınız hala geçerli değil mi? Hayır efendim. Seni evden def etme planım geçerli şimdi. Yürü, yürü Şevdem. Gidiyoruz hadi. Sen Emre'nin evinde kalabilmek için erkek kılığına girdin. Masar'ın torunu da sana aşık oldu. Nuri Baba da iyi kaydı. Erkek kılığına girmek Emre'nin fikriydi Nuri Baba. Aşk olsun İpek ya. Şimdi böyle konuşuyorsun ama ilk söylediğimde güzel fikir demiştin. Ya böyle olacağını bilseydim güzel fikir der miydim aşkım? Ya vallahi Sinan, uzun müddettir bu kadar gülmemiştim ya. Kızım sen bana söylesene benim kalacak yerim yok diye. Bu akşam bizim misafirimizsin. Hiç itiraz istemiyorum. Sizi rahatsız etmeyeyim ama Nuri Baba. Ha, o nasıl söz bacım ya? Olur mu öyle şey? Yarın da bizim misafirimizsin. Yani öbür günde bizim misafirimiz ol diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü benim zalım kayganam kabul etmez. Der ki sen zaten asalak yaşıyorsun. Bir de misafir mi getirdin der. İpran böceğim çiçeğim. Olsun Sinan abi. Seni düşünmüş olman yeter, sağ ol. Ya sen kalma yerine niye problem ediyorsun ya? Merve yalnız kalıyor. İstediğin kadar kalabilirsin Aşkitom'la beraber yani, değil mi? Sağ olun arkadaşlar.